Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda bu hobiye başlayan arkadaşlarımızın yaptığı en büyük hataları size anlatacağım. Şimdi öncelikle balıklarımızı gösterelim. Buradaki tilki kuyruklarını budadım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yani şu bitki şuradaydı. Komple kestim. Aynı şekilde şu anki buradaki kobamba bitkilerimiz de bakın görmüş olduğunuz gibi sararmalar falan var. Bir çürüme var şurada. Ama bunun da önüne geçeceğime inanıyorum. Bir tanesi kökünden çıkmış. Bakın şu kökünden çıkmış. Videodan sonra orayı ekeceğim. Canlı doğranlarımızda hala beyaz benek devam ediyor. Görmüş olduğunuz gibi. Ama şu anlık bir kayıp yaşamadım. İlacım yok. İlaç kullanmıyorum. Sadece ısıyı arttırdım. Isıyı arttırdığımda bazı arkadaşlar bitkilerde çürüme olabilir dedi. Doğru. Hatta şu an birazcık oldu. Şu balıklar iyileştikten sonra tekrardan kademe kademe eski haline getireceğim. Aynı şekilde bakın kuyruk kısmalar falan var. Ama hepsi yeme duyarlı. Yem yemelerin herhangi bir hiçbirinde sıkıntı yok. Hepsi de yemi yiyor arkadaşlar. O yönden bir problem yok. Zamanla bu hastalığı da atlatacağımıza inanıyorum. Daha kötüydüler. Şu anlık daha iyiler. Şimdi en büyük hataları size anlatayım. Şimdi en baştan başlayalım. Yeni başlayanlar genellikle az yer kaplasın, bakımı kolay olsun diye fanusta balık almayı seçiyorlar. Fanus arkadaşlar baştan başa bir yanlış. Size öyle söyleyeyim. Fanusta balık bakmak baştan başa yanlış. Neden? Hem balığın yaşayacağı ortam litre olarak çok düşük. Hem de oval bir cam olduğu için yani yazık yani bir balığın yaklaşık işte 1 litre 2 litrelik sularda beslenmesi yanlış. İçine ne ısıtıcı bağlayabiliyoruz, ne iç filtre, ne dış filtre yani hiçbir şekilde suyun sirkülasyon olmasını engelliyoruz. Yani baştan başa yanlış. Bakımı kolay diye alıyorlar ama bakımı en zor tiplerden biri. Çünkü onun belirli periyotlarda suyun değiştirilmesi gerekiyor. Bu da yanlış. Yani içindeki suyun komple değiştiriyorlar. Yani bu şekilde balık fazla yaşamıyor ve hobiden soğuyorlar. Bu birincisiydi diyelim. İkincisi tamam ufak bir akvaryum aldık. 30 santimlik işte 20 santimlik ufak bir akvaryum. İşte içine bu sefer renkli renkli taşlar koyuyorlar. Renkli renkli bitkiler koyuyorlar. Bu da yanlış. Çünkü herkesin dilinde artık renkli taşlar, renkli bitkiler artık salınım yapıyor. Renkli taşlar kullananlar belli bir süre sonra o taşların renginin gittiğini görecektir. Normal taş haline geleceklerdir. Bu da o kalkan boya suya karışıyor ve balıklarının sağlığını oynuyorsunuz. Benim tavsiyem beslediğiniz balığa göre işte Japonsa biraz granüllü siris kumlar veya işte ona uygun doğal kumlar, dere kumları falan kullanabilirsiniz. Bunlar uygun olacaktır. İçine bir tane küçük wattlı akvaryum hacmine göre ısıtıcı iç filtre mi yoksa pipo filtre mi artık size kalmış bir tane filtre sistemi koyabilirsiniz. Bu da güzel olacaktır. Diğer bir yanlış besleyeceğiniz balıklar. Yani yeni başlayan bir hobi, yani hobici direkt diyelim diskustan, direkt cikletten başlamasın. İlk önce işte Japon balığı baksın veya beta balığı baksın. Bunlar kolay türlerdir. Beslemesi kolay, işte kolay kolay ölmeyen türlerdir. Dayanıklı türlerdir. Bunlarla başlayabilirler. Tutup da direkt diskustan, cikletten, yunustan, sarı prensesten başlarsanız zaten onlar yüksek hacim balıkları olduğu için size bu hobiyi soğutur. Çünkü bir tane erkek sarı prenses veya bir cikletin yani yaklaşık bir 45-50 santimlik baskınlık mesafesi olur. Yani erkek balık buraya sahiplenir ve 45 santim boyunca buraya kendine yuva edinir ve diğer balıkları sokmaz. Sadece dişileri çiftleşme zamanında yanına çağırır, o şekilde sokar. Diğer erkek olanları maalesef döve döve öldürecektir.
Birazcık hobide tecrübe kazandıktan sonra benim gibi canlı doğuranlar besleyebilirsiniz. Ben de ciklet besledim ama bayağı bir besledim. Bayağı o zevki yaşadım. Şu an canlı doğurana geçtim. Yani arkadaşlar canlı doğuran diğer türlere göre biraz daha kolay, bakımı kolay. Yanına bir ton canlı ekleyebiliyoruz. Aynı şekilde barışçıl bir tür olduğu için kendileri arasında bir kavga, dövüş olmuyor. Diğer bir yanlış arkadaşlar. Başka ne vardı? Evet, ekipman. Yani içine hava sıcak diye ısıtıcıyı yazları çekiyorlar. Bu da yanlış. Çünkü yeni nesil ısıtıcılar termostatlı olduğu için yani siz fişi taksanız da takmasanız da ayarlanan ısıya gelmediği sürece o enerji harcamayacaktır, çalışmayacaktır. Ha, ta ki su soğudu. Ne zaman su soğur? İşte ani bir ısı değişimi oldu veya kışa denk geldi. Termostat devreye girer ve ısıtıcı çalışır. Yani yazın siz onu fişe taksanız dahi çalışmadığı sürece bir enerji kaybı yaşamayacaksınız. Ben 7/24 ısıtıcılarım takılıdır. Zaten yazın da termostatlı olduğu için yani yeni nesil ısıtıcılar böyle olduğu için çalışmıyor ve enerji harcamıyorlar. Şimdi de biraz yem verelim, öyle devam edelim. Çünkü yapılan çok yanlış var. Hepsini anlatacağız. Bakın hem yeme duyarlılıklarını da size göstereyim şu şekilde. Hepsi de yeme duyarlı. Diğer yapılan bir hata ve bu hata arkadaşlar hepsinden kat kat daha önemli sabır. Yani bu hobiye başlayanlar sabrı iyi olanlar olmalı. Çünkü bazı hemen işte balığım büyüsün, hemen balığım yavrulasın. Bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Yani bir balık kolay büyümüyor, kolay yavrulamıyor. Birazcık üzerine düşmeniz gerekiyor. Çünkü yani şu an sonuçta bir canlı bakıyorsunuz. Eğer uygun ortamı sağlayamadıysanız bu balık üremeyecektir. Ne zaman üreyecek? Siz balıkları besledikçe, bu işte tecrübe kazandıkça bu canlıların üreme olayını anlayacaksınız ve çok kolay bir şekilde üreteceksiniz. Bu konuda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü bir balık hemen yavrulamaz, hemen üremez. Şu an mesela yavrularım yok. Çünkü şu an bütün yavru veren balıklar hasta ve molilerde yani balon molilerden kolay kolay yavru almak yani yavru almak kolay kolay yani ne tam cümleyi oturtamadım ama yavru almak zordur arkadaşlar balon molilerden. Şu an pek ilgilenemiyorum. Sadece işte biraz hastalar. İşte ilerleyen zamanlarda işte özel tür lepistesler gelecek, özel tür vatozlar gelecek. Onlar geldiği zaman üretime başlayacağız. Şu anlık sadece akvaryum adaptasyonu sağlamaya çalışıyorum. İşte bitkilerin sağlıklarını falan gidermeye çalışıyorum. Bu arada neydi bu bitkimizin ismi? Rotala mıydı? Evet sanırım rotalaydı. Rotala işte akvaryum ışığının süresini kısalttığım için çürümeler meydana geldi. Şu an alttan yeni filizler veriyor ama bu bitkiden artık hayır gelmeyeceğini anladım. Bu sefer bizim mikralarımız bayağı bir coştu. Rengi olsun, yeşilliği olsun falan. Şu an gayet iyiler. Hatta birazdan karbondioksiti hazırlayacağım. Fotosentez olayını göreceğiz. Evet arkadaşlar dediğim gibi durum bu şekilde. Yani bu hatalar kolay önlenebilen bir hatalar. Öyle ahım şahım bir şey değil. Siz sadece sabırlı olun. Balıklara uygun şartları getirin. Balıklarınız zaten otomatikman üreyeceklerdir. Kaçarı yok yani. Her türlü balık uygun şartları getirildiği takdirde üremesi sağlanır. Şu şekilde üstten de akvaryumu göstereyim. Nasıl göründüğüne bakalım. Bakın hemen yeme geliyor. Yani arkadaşlar durum bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hatta şu an size Japonları da göstereyim. Evet Japonlarımız da burada. 19 tane Japonum var. Bunların hepsi satılık. Antalya'da oturanlar satın alabilir. Gayet cüzi miktarda hepsini vereceğim.
Almak isteyenler bana Instagram'dan iletişim kurabilir. İsteyen arkadaşlar bana DM yoluyla yazabilirler. 19 tane irili ufaklı. Bir tanesinin işte erkek dişi olduğu belli. Bakın kovalayan erkek, o kaçağında dişi. Aynı şekilde şu da dişi. Yani belli oluyor bazıları. Buradaki işte özel turbatozlarım var. Lays 44'ler falan var. Her neyse, Japonlar sadece Japonlar satılık. Almak isteyenler bana Instagram'dan DM yoluyla iletişime geçebilir. 19 tane var. Bilginize. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.